Çok fazla yorum yapıldı İnci Hanım. Evet, yapıldı. Beğendiler, hepsi beğendiler ama işte krep hamuruna taktılar. Yok birisi çıtır olacakmış diyor, kalın olacakmış diyor. Krep çıtır olur mu? Yok, nasıl krep çıtır olur? Ben ilk defa böyle bir şey duydum. Krep çıtır olur mu Allah aşkına? Beğenenler de oldu. Beğenenler oldu. Zaten onların yorumu değil işte. Belki beyin yorumu çıtır olması gerekiyordu dedi. Şimdi ne var sırada? Şimdi beğendili mantarlı et sote. Berk Bey, Saadet Hanım'ı rakip görüyor musunuz kendinize? Saadet Hanım da kendi günden içinden bir canavar çıkmazsa... Böyle umarım çıkmaz. Sessiz kalırsa bu umarım sessizlikle diyorum. De herhalde yemek yapamaz. Çıkar mı Saadet Hanım? Ben çıkacağını bilmiyorum, düşünmüyorum. Bilmiyorum, sanki günü geçinin bana karşı bir garezi oluyormuş gibi benim herhalde cumaya kadar şeyi... Ne kadar affedersiniz, özür dilerim. Hani böyle düşmanım artıyormuş gibi bir şey olacak yani. Hayır, benden ne beklentin var mesela sofrada? Ne bekliyorsun benden? Nasıl yani, olmasını bekliyorsun? Hani sofra düzeni falan ne olmalı? Mercimek çorbası bir kere silver kesinlikle kullanmalısın. Ben seviyorum. Ondan sonra... Ya ben sana niye söylüyorum ki? Niye söyleyeyim ki? Ya yemek istedim. Olarak ne düşünüyorsun mesela? Ağır bir yemek, yemek olarak böyle klişe şeyler beklemiyorum. Değişik değişik yemekler, tatmadığımız lezzetler. Tadalım ki en azından tattığımız lezzetleri ben beğenmedim diye işin içinden çıkamadığımız için tatmadığımız bir lezzet olsun ki bize farklı gelsin, ona göre değerlendirelim. Siz yaptığınız ana yemek dışında neyi farklı ve daha lezzetli olduğunu düşünüyorsunuz? Ara sıcağı ben bunu ilk defa yedim. Diyen evet, sizdiniz. Evet. Ondan sonra... Evet. Ara sıcağı ilk defa yemedik. Ispanağı hepimiz yedik. Sadece sunum şeklinden tamam. Bahsediyoruz. Zaten domateslerini hiç dilime dahi sürmedim. İkisini birbirine yakıştırmadığım tamam. için. İlk defa fakat gördüğünüz görsel hali çok çok güzeldi. Tekrar aynı şekilde katılıyorum ve şafak kendime deneyeceğim. Şafak çorbası ilk defa şafak çorbası, evet, adı şafak çorbası. Kendi domates çorbası çakması. Hayır. Diyemezsiniz. Domates... Yani bir şeyin çakması olması için bir şeyleri eksik yani olması adının, lazım. Domates çorbasından kat kat malzemeleri fazlaydı. Adının, şafak çorbası olması sizin yaptığınız çorbanın kalitesini göstermez. Son derece vasat bir çorbaydı. Son derece vasat bir çorba. Hiç de değildi. Armut köftenize sebep, armut köftenize sebep puan aldınız hepimizden diye düşünüyorum. Evet, güzel. Onun dışında ben bizlerin masasında, özellikle kendi masamda eleştirebileceğiniz hiçbir şey yoktu. Kusura bakmayın. Zaten o yüzden tabağa çanağa döndünüz. Yo, ben yemekleri eleştirdim. Tabak çanak oldu, bitti gitti. Sonrasında bir şey sesini çıkarmadım yani. Hatta öğrendiklerinde bugün öyle nükte olsun diye espri olarak bunda isimlik yok diye söyledim yani. Pilavıma sardığım için sıcak kaldı. Bebek gibi sarmışsınız pilavınızı. Evet. Bununla zaten pilav yapmıştım. O battaniye kızınızın battaniyesi mi? Kızımın battaniyesiydi ama hiç kullanmadım. O yüzden hep ben bunu sürekli pilav sarmak için kullanıyorum. O benim sürekli mutfağımdadır. Hiç kullanmadım. Ben evde de normalde pilav falan yaptığınız zaman hep sararım. Hem sıcak kalıyor hem daha iyi demleniyor. Yani o bir pilav battaniyesi. Aynen öyle. Alırken pilav battaniyesi değil mi aldınız? Yok, o bana hediye gelmişti. Onu zaten şimdi gören arkadaşım diyecek hayırdır. Ben sana onu pilav sar diye mi aldım kızına diyecektir eminim. Şimdi kendisinden özür diliyorum ama çok işime yarıyor. Ay, lapa olmuş pilav. Hayır değil. Daha dur karıştıracağım. Hayır değil. Ben yarın size kocaman bir isimlik yazacağım. Gideceğim bugün. Yok yok, çıktı bugün. Alın yazıcıdan. Hiç fark etmez. Maksat orada ismini tamam, yazsın. Ne olacak? Tamam. Ne yapacaksınız Andan Hanım? Kocaman böyle ismini yazacağım. Tabağın ya da bardağın önüne böyle koyacağım. Şöyle. Berk diye. Onu alsanız İnci Hanım'dan, bunun içine yazın. Böyle. İnci Hanım da herhalde masayı yetiştiremedi. Üçer üçer, beşer beşer koymuş. Size ama de hiç yaranılmamış. En azından sizin gibi koca tuzluğu getirip masanın önüne koymadı. Boş tuzlukları koyup arkasından da koca dediniz. Yağlanmış tuzluğu. Benim tabağımdaki kirece bakıp yağlı problem tuzluğu getirdiniz madem masaya. Problem çok masada niye söylemediniz? Çok hijyeniksiniz. Masada bravo. Niye söylemediniz? Ne fark söyledik. Eder? Söylemedim. Zaten git, onu söylemeye gerek yani var mı? Ben size getirirken kusura bakmayın dökebilirim tuzda. Yok yok, böyle alırız, kâfi demediniz dedim mi? Dedim ama ben lezzete baktım. Zor bir şey değil ki. Ben lezzete hazırlayacaksınız, baktım. Hazırlayacaksınız, ne münasebetle. Ya tuzluktan değil. Hadi madem eleştirmek siz için eleştiriyorsunuz. Siz masayı hazırlıyorsunuz, ekmek tuzluk yok nasıl deseydiniz olmaz? Ya. Masada tuzluk yok. Tuzluk var, içinde tuz yok. Tuz evet, yok. Evet. Formalite olarak hazırlanmış. Ondan sonra benim ihtişamlı masama palmiye ağaçları. Ne olacak ama? Hiçbir şey olmaz. İçinde tuz olmuş ama çok problem. Tabii canım, tuz olmuş olmamış. Görüntü. Doğru, tuzluğun içinde tuz göre, olmaması evet. Nasıl bir problem olmaz? Nasıl yani, bir problem boş, değildir? 10 saniyede doldurulabilecek bir şey. Doldurup getireceksiniz. Hiçbir şey bulamadınız ya. Tabii bir şey canım bulamadınız. Hiçbir şey bulamadık. Tuzluğun içinde tuz yok. Ne o? Tuzluğun daha içinde tuz yok. Olsun. Daha ne olabilir acaba?
Yemeğin içinde yemek olmaması gibi bir şey. Günü geçen coşuyor diye ben boşuna demiyorum. Müge Hanım dün kendi evinde gayet sakindi. Ben sadece Berk Bey'le konuşuyorum farkındaysanız. Dış ses. Herkese kalitesine çok ve saygısına. Çok iyi anlaşıyorlar ikisi. Hayranım. Diğer misafirlerimin saygısına ve kalitesine hayranım. O yüzden bir tek Berk Bey'le konuşuyorum. Ama bir şey söyleyeceğim Seda Hanım ve dış ses. Bir daha saygıyla alakalı ele avuca alınabilecek bir şey varsa bununla gelin bana. Saygı, saygı, saygı. Evet. Ne masamdaki demek? Çiçeği atamazsınız, siz fırlatamazsınız, yerinden ben kaldıramazsınız. Sadece atmadım. Benden rica edebilirsiniz. Sen öyle görmek istedin. Benden rica edebilirsiniz. Ben onu aldım, beni rahatsız ediyor diye kenarlara koydum. Benim yani. Nezaket kavramlarım içerisinde bu var. Sizinkinde yok. Siz neye bozuldunuz Müge Hanım? Çiçeğimi büyük bulup öncelikle nikah masası olduğunu söyledi. Bir kere ben onlara özen gösterip misafirlerime önem verdiğim için özenle hazırladığım çiçeklerime nikah mı kıyılacak göremiyorum, kaldır şunu, peçeteyi fırlatıp bunu keşke bir sirkeleseydiniz. Onların hepsi yıkandı, ütülendi sizler için, değerli misafirlerim için. Arkasından tabakta sanayiden kireç alınmış. Var, sanayiden alınmış etiketli. Bunları söylerken siz benim günümdeki peçeteyi falan simleri eleştirdiğiniz aklınızın ucuna gelmiyor herhalde değil mi? Tek kelime söylemedim. İçindeki tek tuzlu eleştirdiğiniz o ben gelmiyor. Değilim. Ben de genel olarak herkesin masasını o şekilde eleştireceğim ben diye geldim. Ben son derece azalettiğim tek kelime etmedim. Sizinle ilgili söylediğim tek şey mumlarınızın Müge basitliğiydi. Müge Hanım saldım çayıra Mevlam kayıra diye gelmiş işte. Sizinle konuşuyorum, sadece sizinle ve devam edecek konuşun, bu. Konuşun. Şimdi kim bana öyle davranıyorsa ben de ona öyle davranacağım diye bir kural yok. Ve şunu söyleyeyim, siz benim dünkü söylediklerimi söylerken çok eksik söylüyorsunuz. Kaldır şunu falan tarzında hiç üslubumu o şekilde yediniz, değiştirmedim. Yediniz, kaldıralım şunu demişimdir. Hayır. Ya da dış ses. Bittiniz, tabağım bittiniz. Katılsın var ya nasıl söyledim. Hayır. Tabağınızda hizaladım. Normalde hizalama şekli budur, ona göre hizaladım yani. Öyle yapmadınız. Hatta bana dediniz ki kaldırır mısınız şu çiçeği? Evet, ben ne dedim? Ben de dedim, dedim ki kaldırır mısınız ben dedim. Ev sahibine saygımdan kaldıramam. Tamam, kaldırmak istiyorsan buyur kaldır de dedim. Kaldırın dedim. Kendi mesuliyetiniz nasıl olabilir benim evimde? Yani nasıl bir mesuliyetiniz siz kaldırıyorsunuz olabilir? Ben kaldırmışım gibi görüyorsunuz. Problem hayır, değil dedim yani. Ben niye kaldırayım? Az önce saygısızlıktan kastettiğim şey buydu, açıkladım. Ben mesuliyet alacağım. Ben o şeyi orada görmek istemedim. Peki. Oraya koyar mısınız? Benim adıma dedim. Hayır, siz onun adına, sizin adınıza. Ben rahatsız oluyorum. Ben rahatsız oluyorum. Saygıdan kastettiğim buydu. Söyleyeceğim yani, başka bir şey. Tek. İlla el işi yapmışsınız diye benim onu beğenmem mi gerekiyor? Özenle süsledim, üstledim bir şeyler beğenmek dediniz. Beğenmek zorunda değilsiniz ama beğenmedim, başkasına buyur etmeden önce. Ediyor. Ay niye kaldırayım ben senin emir verir miyim? Kaldırır madem mısınız çok dedim. Emir vermedim hayır, zaten. Hayır, çok meraklıysan kendin kendim kaldır. Kaldırdım kaldıracaksın. Zaten. Saygıdan bahsediyorsun. Ben bugün kendi kendime dedim ki konuşmayacağım. Evet, Müge Hanım'a da yaptın. Bana da yaptın. Demin İnce Hanım'a da yaptın. Güzel olmuş. Tadı da güzel oldu ve şu an kokusu buram buram geliyor. Şu tabaklarıma bir şey dökülünce sinir oluyorum. Buradan yemek kaşığı alabilir miyim? Ben zaten bir yemek yaparken 10 tane yemek kaşığı. Oh, yemeğim çok sıcak oldu. Altını açık unutmuşum. Yanabilirdi ama. Yanmaz da. Seda Hanım, Berk Bey dün Müge Hanım'ın evinde çiçeği öyle atmadı. Evet, tabağı itti. Çiçeğin yerini değiştirmiş olabilir. Ama dış ses şeyi de palmiyeye benzettiği çiçeği de benim buraya kadar attı böyle, itti, ya kaldır dedi. Ya mumlar dökülür ya biraz. Ya atmak şey derken yani. Ben fırlatıp da attı anlamında tamam, söylemiyorum. Tamam, o zaman düzgün konuşun. Ben düzgün konuşuyorum. Düzgün konuşmasın, kendini düzeltiyorsun. Benim nezaket kavramıma uygun değildiniz. Söylemek istediğim tamamen buydu. Tamam, nezaketli değilsin deyin o zaman. Saygısız kelimesini kullanmayın. Peki, nezaketli değilsiniz. Evet, karışık salata. İnşallah karışık gelecekler. Beğendili mantarlı et sote, pirinç pilavı. Handan, o sosları uzatmacım. Saadet. Evet. Karışık salata olmuş mu Berk Bey? Evet, karışmış. 1, 2, 3, 4. Karıştırmadım, altına bakmadım ama en az 4 tane malzeme gördüm şu an. Mutlu musunuz Saadet Hanım? Evet, mutluyum. Gerçekten salata karışık salata. Salata sosunda tuz var. Hani ayrıyetten tuz eklerseniz çok tuzlu olabilir salatanız. Ben tuz ekledim. Buyurun. İçecek ister misiniz? Ben alabilirim. Ne vereyim? Kola lütfen. Tamam, size? Ben almayacağım. Size Berk Bey. Sadece. Ben kola alayım lütfen. Saadet ben Hanım. Almayayım, teşekkür ederim, sağ olun. Seda Hanım siz? Ben de almam, teşekkür ederim.
Müge'cim sunum nasıl? Ona bakıyorum. Güzel. Patlıcan, etler gayet güzel pişmiş gözüküyor şu anda. Pilavın sunumu da güzel. Ayrıca tane tane gözüküyor. Beğendim. Handan. Beğendim Seda Hanım. Saadet. Beğendim, sunum çok güzel. Berk. Ben de beğendim. O köz biber ve köz domates hoşuma gitti. Düşünülmüş, yapılmış. Yani öyle çiğ çiğ de konulmamış. Güzel. Evet. Buyurun, afiyet olsun.